Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sevgili dostlar, hastalarımıza manevi reçetelere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise felçli hastalar. Evet, onları muhatap alarak konuşacağız. Onları teselli edeceğiz ve onlarla ilgili manevi bir reçete sunacağız. Evet, 22. deva olarak devam ediyoruz ve diyoruz ki, ey nüzul gibi, felç gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Evet, ister bütün vücudu, ister kısmen bir takım azalarının felçli olması gibi bir hastalığa müptela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nüzul, yani felçli olmak mübarek sayılıyor. Evet, bunu çok kişilerden, hasaten özellikle de ehli velayetten, yani Allah'ın veli kullarından işitiyorduk ki sırrını bilmezdik. Evet, müellif diyor ki bir sırrı şöyle kalbime geldi. Şöyle ki, ehlullah, Allah'ın o veli kulları, Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak, ona ulaşmak, ona yaklaşmak için ve dünyanın o büyük manevi tehlikelerinden kurtulmak ve ebedi saadeti temin etmek için, ebedi saadeti kazanmak için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Yani iki yolda gitmişler. O iki yolla Cenab-ı Hakk'a yakın olmayı, dünyanın tehlikelerinden kurtulmayı ve saadeti ebediyeyi, cennet ve rü'yetullahı kazanmaya çalışmışlar. Ama bunu kendi istekleriyle yapmışlar. Nedir bu iki yol? Birisi şu, rabıtayı mevt. Yani ölümü ve dünyanın geçici oluşunu düşünerek nefsin aldatmacasından kurtulmaktır. Yani sürekli ölümü zikretmek, ölümü hatırda tutmak. Evet, dünyanın zevklerini acılaştıran ölümü çok zikredin diyor. Çok hatırlayın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, ölüm hatırlanınca hem insan kendisine istikamet verir, hem Rabbine boyun eğer. Çünkü ölüm ve sonrasında mutlaka hesap vardır. Evet, dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar, fani bir misafir olduğunu düşünmekle, hem dünya fani ve o fani olan dünyada da insan nedir? Vazifedar, görevli, fani bir misafirdir. İşte bunu düşünmekle kişi ebedi hayatına o suretle çok ciddi çalışır. Evet, kendisi vazifeli, hayat fani ve dolayısıyla ölüm var. Ölümü zikretmekle bunları hatıra getiriyor ve daha düzgün, daha istikametli, daha güzel, daha neşeli bir hayatı kendisine temin etmiş oluyor. Bir ikincisi ise, yani hangi yolla insan kazançlı çıkar? Ehlullah ne yapmışlar? Allah'ın o veli kullarının takip ettikleri yollardan ikincisi de şöyle.
Nefsi emmarenin, biliyorsunuz nefsi emmare, çok farklı nefis, nefs diyelim, onun farklı mertebeleri var ve nefsi emmare dediğimiz ise kötülüğü emreden, kötülüğü isteyen ve nefsin hoşuna giden şeylerin peşine düşen nefistir. Yani orada haram helal yoktur genel hatlarıyla ve dolayısıyla haram helal bilmeksizin nefsin ne hoşuna gidiyorsa onları yapan, isteyen, takip eden nefis nefse emmaredir. İşte bu nefsi emmarenin ve kör hissiyatın, ne demek kör hissiyat? Yani ilerisini görmeyen, sadece hisleriyle hareket eden, duygularıyla hareket eden ve anlık düşünen, geleceğini hiç hesaba katmayan, yani aklı tabiri caizse aklı, inancı, ruhu ve devre dışı bırakan, işte o şekliyle kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için iki şey. Bir, nefs-i emmarenin. İki, o kör hissiyatın tehlikesinden kurtulmak için çilelerle, riyazetlerle nefs-i emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. Evet, yani bakın çileler, yani insan, o ehlullah dediğimiz o kişiler kendilerine tabiri caizse, hani bizim bildiğimiz manada eziyet, sıkıntı değil belki ama o tasavvuftaki dervişlerin kapalı bir yere çekilerek günlerini ibadette geçirmeleri. İşte bu çile, yani kendisini dünyadan bir miktar çekiyor, sadece zaruri ihtiyaçlarını, zorunlu olan ihtiyaçlarını gideriyor ve onun dışında ibadeti taata devam ediyor bu çile hayatı. Bir de riyazetlerle, yani şöyle diyelim, yine bunun benzeri, yani çileye benzeyen nefsi kontrol altına almak için bütün dünyevi zevklerden uzak kalmak. İşte bu da riyazet. Demek ki bu ehlullah o nefsi emmarenin ve kör hissiyatın tehlikesinden kurtulmak için çileye başvurmuşlar, riyazete başvurmuşlar. Böylece nefsi emmarelerini öldürmeye çalışmışlar. Evet, tabii ki şu var, nefsi emmare gerçekten ölür mü? İnsandaki nefsi emmare niye verilmiştir sevgili dostlar? Yani belirli bir takım makamları atlayabilmek, yani onun şerrinden kurtulduğunun süre içerisinde yükselebilmektir mesele. Şeytan niye yaratılmış? Şeytan da tabiri caizse aynı gerekçeyle, yani insana musallat olacak, serçenin, efendim, atmaca kuşunun serçeye musallat olması, serçenin efendim istidatlarını, onun yeteneklerini nasıl ki inkişaf ettiriyor ve geliştiriyorsa, şeytan da ve nefsi emmare de insanda çok farklı bir şekilde insanın manen yükselmesine sebep oluyorlar. Evet, demek ki iki durum var. Birincisinde ne dedik? Ölümü sık sık zikretmek ve ikincisinde ise nefse emmari ve kör hissiyatın şerlerinden, kötülüklerinden kurtulmak için riyazet ve çile yolunu takip etmişler. Evet, sizler, yani ey yarı vücudunun sıhhatini, afiyetini, sağlığını kaybeden kardeşler, siz ihtiyarsız, yani herhangi bir şekilde istekli, arzulu olarak, onlar bakın çileye nasıl girdiler? Kendi istekleriyle. Riyazete nasıl girdiler? Kendi istekleriyle. Efendim, ölümü sürekli zikretmeleri yine kendi istekleriyleydi. Ama burada bakın ihtiyarsız, isteksiz, arzusuz, tercihsiz olarak kısa ve kolay ve
ebedi saadete vesile olacak iki saadet kazanılmış oluyor. İki esas kazanılmış oluyor. Bunlardan daima mesela senin vücudunun vaziyeti, durumun, yani o felçli halin, dünyanın zevalini, dünyanın sürekli olmayışını, yani mutlaka ölümün geleceğini, dünya hayatının fani olduğunu ve insanın da onun içerisinde fani olduğunu ne yapıyor? İhtar ediyor. Yani sen istesen de istemesen de bunun içerisindesin. Artık bizatihi yaşıyorsun. Yani akılla, düşünceyle bu noktaya ulaşmak değil. Yani bizatihi yaşıyorsun ve o senin o durumun, halin, istek ve arzu olmaksızın sana dünyanın da, insanın da fani olduğunu sürekli olarak ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor artık. Yani dünya böyle çok insanları ne yapıyor? Boğuyor. Gaflet senin yüzünü kapayamıyor. Yani artık gaflet yok, o kesilmiş, bitmiş. Yani dünyanın o neşeli veya işte ne bileyim meşru veya gayrimeşru istek ve arzuları artık sizde tamamen bitmiş görünüyor ve dolayısıyla yönümüzü ebedi saadete doğru ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Yani bunu bu haliyle düşünen insan hiç kaybeder mi? Mutlaka kazançlı olur. Ve yarım insan vaziyetinde bir zaten nefsi emmare, az önce söylediğim o bizi kötülüğe ileten nefis, elbette o rezil heveslerle ve nefsani isteklerle onu aldatamaz. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. Yani çok samimidir artık. İşte mümin, Müslüman imanın sırrıyla ve teslimiyetle, Allah'a olan teslimiyette ve tevekkülle yine gerekli şeyleri yaptı ve Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Evet, bu şekliyle o ağır nüzul gibi hastalıktan, yani felçten, felç gibi bir hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin, o Allah'ın veli kullarının çileleri gibi, yani onlar istekleriyle, arzularıyla girmiş oldukları o çilehanede ve sürekli ibadet halinde bulunuyorlardı ya, işte onların o çileleri gibi istifade edilebilir. Bu halden, yani felçli halden yararlanılabilir. Evet, o vakit o ağır hastalık gerçekten çok ama çok ucuz düşer. Evet, Allah'a emanet olun.